Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte oyunlar tarihinin en şerefsiz karakterlerine bakacağız. Şunu hemen belirteyim arkadaşlar. Kronolojik bir sıralama yapmadık. Tamamen kafamıza göre bir sıralama belirledik. Şimdi listemizin bir numarasına geldik. Tabii ki de hiç şaşırmayacaksınız. Half-Life'daki o karaktersiz böcekler. Bu böcek silahını elimize alırdık. Sağa sola saçardık. Sonra atıyorum 5 tane saçtıysak kesin 50 damage alırdık. Çünkü bu lanet karaktersiz hayvanlar bize geri döner ve saldırırlardı. Hatta bir dönem şöyle düşünüyordum. Sanki elinde tutanın karşısındaki rakip için değil de elinde tutanın kendisini vurmak için üretilmiş bir silah gibiydi. İkinci sıramızda ise GTA San Andreas'taki Big Smoke var. Oyunun başladığı andan itibaren insana hiç güven vermeyen bir yapısı olan Big Smoke, GTA oyunu severler tarafından CJ'ye attığı kazıkla tanınır. Oyundaki karakterimiz CJ, Big Smoke'un şoförüdür. Big Smoke da Grove Street adı verilen sokağın koruyucusudur. Bakın şimdi burada bir karaktersizlik var, altını çizmek istiyorum. Big Smoke'un kendisi Grove Street'te yaşamaz. Halasından miras kalan evde başka bir semtte yaşar ama ne hikmetse oradan Grove Street'i kollar. Üçüncü sıramızda ise Counter Strike'dan bildiğimiz rehine. Rehineler var, rehineler. Ya arkadaşlar kusura bakmayın ama bu kadar eblek bir karakter tipi olamaz. Yani etrafında savaş var, çatışma var, can abiyle geliyoruz, seni kurtarmaya çalışıyoruz falan filan. La öyle suratımıza bakıyorsun. Ya kardeşim bir silahtan kork, bir bombadan kork, bir hareket et. Yani ne bileyim geliyorum senin yanına, E'ye basıyorum, arkama takılıyorsun, yok kutuya takıldım, yok köşeyi dönemedim bilmem ne derken benim de ölmeme neden oluyorsun. Ya lan oğlum siz nasıl bir insansınız ya, ben anlamadım ki. Dördüncü sıramızda ise PES'teki o çekik gözlü orta hakem var. Arkadaşlar bu adamın gösterdiği tüm kartlar günümüzde bile hala futbol programlarında tartışılıyor. Yani kardeşim bir pozisyonda da doğru bir karar ver, biz senin üstüne konuşmayalım. Sene olmuş 2017, ben hala bu video içeriğinde senden bahsediyorum, hala senin hatalı kararlarından yakınıyorum. Bu yüzden seni de bir geçiyorum kardeşim. Beşinci sıramızda Call of Duty'den bildiğimiz General Shepard var. Arkadaşlar inanır mısınız gözümdeki yaşlar hala kurumadı. Çünkü bu adamın Call of Duty'deki ana karakteri o kuyuya atıp bir de üstüne benzin döküp yakması, bir de bunlar yetmiyormuş gibi ağzındaki puroyu da onun üstüne atması beni hala deli ediyor. Ne sattın be bizi general. Altıncı sıramızda GTA Vice City'deki o helikopter var. Yanlış anlamadınız arkadaşlar, bu helikopter tam bir karaktersiz. Yani bir tane inşaatın temelini patlatacaktık. Tüm dünya hala o bölümü konuşuyor. 3 ay geçemeyen, 5 sene geçemeyen, 20 sene geçemeyenler var. Mesela ben hala geçemedim, bıraktım. Doğal olarak bu video içerikte o helikopteri de karaktersiz ilan ediyorum. Yedinci sıramızda Minecraft'taki Creeper'lar var. Gidiyorsunuz araziye, böyle gece olmuş, evinizdesiniz, tatlı tatlı takılıyorsunuz, maden çıkarıyorsunuz, şuraya bir kule inşa edeyim, şuraya mutluluğun evini yapayım falan filan derken bir anda çıtır pıtır ses duyuyorsunuz, bir dönüyorsunuz, bakıyorsunuz ki Creeper. Ya işte ben buna karaktersizlik derim. Bir de bunlar tek başına gezmez ha. Yanında mutlaka 2-3 tane de yandaş vardır. Creeper'ların hemen akabinde gelin Super Mario'daki diğer kaleye geçelim. Arkadaşlar bu diğer kale tam bir karaktersiz. Hani oyunu bitiriyorsunuz, o kaleyi patlatıyorsunuz, içinden tatlış bir tane prenses çıkacak diye beklerken ekranda yazıyor ya prenses bu kalede değil diğer kalede diye. İşte o diğer kale şerefsizdir, kimse kusuruma bakmasın. Hazır biraz eskiye dönmüşken şu Tetris'te S'ye benzeyen şu taştan da bir bahsetmek lazım. Tetris'e başlarsınız, her şey iyidir güzeldir, biraz katlar büyür 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 büyür. Sonra tam o aradaki boşluğa o S'ye benzeyen taştan ihtiyacınız var. Ona koyacak yer bulursunuz, buna koyacak yer bulursunuz derken pat oyun biter. O S harfi gelmez. Son madde olarak da arkadaşlar yine eminim aranızda bilen çok fazla insan var. Age of Empires'taki kurtlar. Oyuna başlarsınız her şey süperdir işte. 3-5 tane işçiniz, bir tane merkez binanız vardır. Sonra işçilerden bir tanesini alırsınız. Yukarıdaki böğürtlen ağacına gönderirsiniz. 3-5 tane yemiş toplasın diye. Ülen sistem haritayı keşfederken çanlar çalar. Bir bakarsınız bir tane kurt o altın değerinde olan bir işçinizi yemiş. Bu nedenle sevgili arkadaşlar o kurtlara da söyleyecek bir çift lafımız var. O lafı da siz söyleyin artık. Ve böylece oyunlar tarihinin en şerefsiz karakterleri videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ben bu videoda sizlere saydığım karakterlerin 5 tanesini şuradaki ankete yazdım. Eğer işlerinden bir tanesi size göre diğerinden daha karaktersizse lütfen onu oylayın. Eğer ankette seçeneğiniz yoksa da görüşlerinizi yorum bölümüne bekliyorum arkadaşlar. Artık videomuzu kapatalım. Aklınıza takılan her şeyi de bize yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.